Ben Nuray Levent. Ben Ali İbrahim Turan. Ben Ertan Mert. Haltere 2013 yılında kendi antrenörümün okula gelmesiyle başladım. İlk başlarda halter sporunun zor olduğunu az çok biliyorduk. Erkek sporu diye ağırlık olduğu için. İlk başlarda istemedim. Sonra antrenörüm benim gelmemi istedi. Sonra ailemle vesaire konuştu. Oradan bir başladık. Sonra devam etti. Ben Ali İbrahim Turan. 2008 yılında atletizm ile sporla tanıştım. Ve atletizm çok uzun sürmedi. Orada atletizm antrenörüm beni haltere başlatmasıyla tekrar yeniden bir spora başladım. 2011 yılında ilk milli takıma girdim ve Türkiye rekorları kırdım burada. 2012 yılında Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğünü kazandım. 2008 yılında beden eğitimi öğretmenimin futbol takımına seçmesiyle spor hayatım başladı. Ve futbolda çok başarılı olamadım. 2009 yılında halter sporu ile tanıştım. 2012-2013 sezonunda ilk milli takım kampına girdim. 2013 yılında Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Yıldızlar Avrupa Üçüncülüğünü elde ettim. 2014 yılında Yıldızlar Dünya Üçüncüsü oldum. Dünya Gençler Halter Şampiyonu olduğumda bunun öncesinde bir defa yarışmaya gitmiştim ve burada madalya alamadım o zamanlar, yani önceki zamanlar. Ondan sonra kendime çok büyük bir hedef koydum. Dedim ben burada şampiyon olmam, madalya almam gerekiyor. Zaten o hedef doğrultusuna gittim ve madalya aldığımı az çok hani tahmin ediyordum. Çünkü çok çalıştım o kamp. Madalya alınca çok büyük mutlu oldum. Hani bayağı heyecanlandım. Güzeldi her şey. Ankara Gücü Halter takımıyla Fatih Mert'in, yani bu konuda özellikle kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bize çok büyük bir destek verdi. Yani biz ilk başladığımızda sayımız 4-5 tane sporcuyla başladık. Ve bunun sayısını, tabii Ankara Gücü'nün de bir armasının büyüklüğünden dolayı bunun sayısını gitgide vakit ve zaman geçtikçe arttırdık. Şu an altyapımızda 35 tane sporcuyla çalışıyoruz. İçinde Nuray'ın da olduğu, işte gençler Avrupa şampiyonu, büyükler de madalyası, büyükler Avrupa'da madalyası olan, olimpiyata gitmeye hak kazanan sporcularımız var. Yani bunun sayısını arttırarak büyük bir hedefimiz ile yola çıkıyoruz. Şu an Avrupa ve dünya düzeyinde 5 milli takım sporcumuz bulunmaktadır. İşte Melisa Güneş, Nuray Levent, Utku Açıkgöz, İsa Güngör. Ya bu sporcular 2022 yılında yani Ankara Gücümüze en iyi şekilde hizmet edeceklerini düşünüyorum. İlk defa böyle bir tecrübe yaşadım. İlk defa bir büyük bir stada gidip orada taraftarlarla birlikte oldum. Gerçekten beni çok iyi karşıladılar. Çok beni gurur, daha fazla kendimle ve yaptığım işle gurur duydum. Çünkü benim her yaptığım dereceyi herkese böyle bir sevinç yaşatabiliyorsam ne mutlu bana. Antrenmanlarımız çok keyifli geçiyor. Biz sporcuyu 9 ile 10 yaş arasında alıyoruz. Yani bunlara zaten hani halter sporu ağır bir spor olduğu için bunlara direkt biz antrenman yaptıramıyoruz. Yani bunlar, biz bir aile gibi bu çocukları eğiterek, zaten çocuklar ailesinden çok bizim yanımızda büyüyor. Bu çocukları biz daha çok böyle yani ahlaki gelişimini, ondan sonra psikolojik olarak bizim halter branşına uyumunu, yani çocuklara özellikle verdiğimiz direktifler bunlar. Ha belli bir yaşa geldikten sonra, 12 ile 13 yaşına geldikten sonra artık yavaş yavaş hem fiziken gelişmelerini sağladıktan sonra haltere yavaş yavaş adapte etmeye başlıyoruz. Zaten 13'ten sonra milli takıma girmeye başlıyorlar. Yani oradan sonra tamamen antrenörün profesyonelliği ve sporcunun profesyonelliği arasında geçen bir vakit oluyor. Evet, tabii ki de. Ya bu tek halter sporu değil. Kardeşlerimizin ve benden belki büyüklerimiz vardı. Büyüklerimizi hani spor yaparak kötü alışkanlıklarımızdan uzak durabiliriz. Bu yüzden herkesi spor yapmaya hem sağlık açısından yönlendirebilirim yani. Halter sporu yani bir sporcunun özellikle çok aşırı derecede bir profesyonel davranması lazım. Hani diğer sporlar gibi onlara istinaden ağırlık spor olduğu için biraz daha farklı. Ha zorluk düzeyi de yani kendine iyi baktığı zaman, kendine dikkat ettiği zaman, yani kendini iyi hazırladığı zaman aslında çok da zor bir spor değildir halter. Ankara Gücü halter takımının hedefleri dünyada, Avrupa'da Ankara Gücü'nün ismini en yükseklerden duyurmaktır.
Çok büyük zorlukları var, evet. Çünkü ağırlık sporu dediğinizde direkt erkeklerin yapabileceği bir şey diye geçiyor. Ama biz bayanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ve bunu da ben herkese gösterdiğimi düşünüyorum. Ya bence hiçbir spor kadın erkek olarak ayrılmamalıdır. Çünkü yani örneğin Nuray Levent kadın olmasına rağmen Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu düzeyinde bir sporcudur. Yani bunun bilimsel bir gerçekçiliği yok. Bu şimdi Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, bunların boyu kısa olduğu için, bunlar da o zaman gözde sporcu olduğu için yani herkes bunlara bakarak bir tanı getiriyor. Ama böyle bilimsel açıklanmış halterin boyu kısalıklığı falan yok. Ya bir Halil Mutlu, bir işte Naim Süleymanoğlu, bunları çıkartmak yani her antrenöre nasip olmaz. Ama biz bunları çıkartmak için doğru bir programla, doğru antrenmanla, doğru sporcuları seçerek yani bunun için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ha şu an biz de genciz, daha antrenörde de genciz. Ama ilerideki hedefimiz Nurcanlar, Haliller, Naimler. Tek hedefimiz bizim de Ankara gücüne böyle bir sporcu kazandırmak. Yani halter sporu dendiği zaman insanlardaki, bizim toplumdaki algı yani tamamen bir böyle bir fiziğin zedelenmesi, ne bileyim böyle gerçekten çok ağır bir spormuş gibi lanse ediliyor. Ama yani böyle bir durum kesinlikle yok. Halter sporu özellikle yani bilimsel olarak da açıklanmış bir durum. Bu kalbe dahi en iyi gelen spordur. Yani kalbin büyümesinde olsun. Çok etkili bir spordur. Tabii ki de hedefim olimpiyata gitmekti 2020. Ama madalya alamadım orada. Şimdiki en büyük hedefim 2024 olimpiyatlarında madalya alıp onun öncesindeki yarışmalarda güzel güzel derecelerimi yapmak. Halter dışında genellikle okulum var. Üniversite okuyorum. Beden eğitimi öğretmenliği. Oraya gidiyorum. Bir de ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Geçirebildiğim sürece. Ankara Gücü taraftarı zaten Türkiye'de de tanınmış bir taraftar. Gerçekten bizden de desteklerini hiçbir zaman yani esirgemediler. Bunlara bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızdalar. Yani gerek destek olsun, gerek sosyal medyada olsun, her zaman bize destek veriyorlar. Teşekkür ederiz ya. Tüm Ankara Gücü sevdalıları, tüm Ankara Gücü taraftarı haltere başvurmaları için kulübümüze iletebilir ve biz her zaman yanında ve destekçileri oluruz. Başta başkanımız Faruk Koca olmak üzere bütün yönetime çok teşekkür ederim. Gurur duyduğunuz güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Daha güçlü abi. Gurur adına.